Anında bu nasıl yansıdı, nasıl bir ses getirdi? Şimdi bunları bazen sorduklarında ben şöyle diyorum. Birincisi bu alışılmamışlık CHP'de de genelde alışılmamışlıktır. Yani partilerde genelde yapı bu. Çünkü bizim yürüdüğümüz sistemde zaten biz diyoruz ki iki anlayışı Türkiye çapında yaygınlaştırmamız lazım. Ama önce kendi camiamızda. Birincisi insanlar kendi aralarında rahatça istişare etmeli. İkincisi bilgiye dayalı karar vermelidir. Bu iki anlayış yaygınlaşmadığı için diğer partilerde de durum budur. Mesela çok iyi hatırlarsınız, CHP'nin genel kurulunda Sayın Sarıgül bizzat olaya kendi karışmak mecburiyetinde kalmıştır, değil mi? Haluk Koç'un başına gelenler bellidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi camiasında biraz önce belirttiğimiz gibi bir muhalefet hareketi olarak çıkmadık. Biz bir toparlanma ve iktidara yürüyüş hareketi olarak çıktık. Dolayısıyla biz hiçbir kimseyi kötüleyerek bir yere gitmedik. Bizden önceki gerek CHP'deki başkan adaylarının, gerekse MHP'deki başkan adaylarının, genellikle genel başkan adaylarının yaptıkları şey nedir? Genel merkezi, genel başkanı kötüleyerek işe başlamaktır. Ben buna çok halk arasında anlaşılsın diye biraz bir örnek veririm. Derim ki şurada arabanızda giderken aniden bir durum olsa, bir çukuru görseniz, frene bassanız, arkadaki de gelip sizin tamponu biraz hafif bir vurup da hafif göçertse. Şimdi arkadaki insan indiğinde size şöyle tavırla yaklaşırsa, kardeşim kör müsün, ne biçim ulan freni aniden basıyorsun frene dese sizin tavrınız farklı olur. İndiğinde dese ki ya daldım, kusura bakmayın, dalmışım, vurmuşum, İnşallah size bir şey yoktur, gelen malı olsun, hallederiz dese, belki de tamam, boş geçir. Oldu, olan oldu der, bırakır gidersiniz, tavrınız farklı olur. Biz de barışçı, tamamen barışçı yöntemlerle, tamamen kendi yaptığımızı anlatarak yürüyoruz.